Annem, e, çocuğunun adına Çilem ismini veriyor. Bu çocuğu alan kişi yetimhaneye versin. Ben veremiyorum, bilmiyorum, bakamıyorum. Bakmak için durumum yok. Allah'a emanet ve bir de sizlere teslim ediyorum. Bir buçuk aylık, ismi Çilem. Yurt evine verirseniz çok sevinirim. Babasından ayrıldım, bakmıyor bize. Ne olur ona çok iyi bakın diye... Biraz da bozuk bir e, aslında Türkçe ile bir not yazıyor ve bunu şu an aramızda olan bu güzeller güzeli kızın kundağının yanına koyuyor ve onu 9 Haziran 1992 tarihinde Şişli Etval Hastanesi'nin nöroloji servisine bırakıyor. Bir hemşire bebeğin ağlama sesini duyuyor, gidiyor bakıyor, terk edilmiş bir bebek yanında bu notu bırakıyor. Özellikle, şurası çok önemli yani bir buçuk aylık ismi Çilem yurt evine verirseniz çok sevinirim. Babasından ayrıldım bakmıyor bize. Demek ki çok çaresiz. Yani Baba bir anne. mecburiyeti ifade ediyor. Keyfimden kalkıp, hani bazı anneler duyuyoruz. Zevki için, başka bir takım özel düşünceleri için çocuğu bırakıp gidebiliyor. Ama burada Gül Hanım'ın annesi bir mecburiyetten Demek bahsediyor. Çok çaresiz. O mecburiyet içerisinde bırakmak durumunda kaldığını ve zaten sonra da pişmanlık duyduğunu evet, izah babası, ediyorsunuz. Evet, babasından ayrıldım, bakmıyor bize diyor. İşte efendim ekranda görüyorsunuz annenin el yazdı, e, el yazısı. E, ben de beceremiyorum yani, bilemiyorum nereye vereceğimi bilemiyorum ve hastaneye bırakıyor. Biliyorsunuz yani geçen gün çöp kovasının yanına ağzını bantlayıp bırakan bir bebeğin size görüntülerini izletmiştim. Ee, arkadaşlarımız hala onunla ilgili çalışmalarını sürdürüyorlar. Emniyet de peşinde çünkü çocuğun bir ailesi olsun en azından ailesini bilsin diye o çabalar yoksa anneye verilmek için değil aslında. Ama burada e, bir hastaneye bırakılıyor ki çocuk orada bulsun diye yanına da bu not, adını da Çilem koymuşlar Evet ee, ve bebeği bu şekilde bırakıyor. Bugün e, Günaydın gazetesinin televizyon yazarı. Sevgili Yüksel Aytuğ çok güzel bir yazı yazmış o ağzı kapatılan bebekle ilgili. Diyor ki yani çöpe bırakılan birçok şeyin geri dönüşümü var ama vicdanın geriye dönüşümü yok. Yani çok hoşuma gitti o. Yani vicdan geri dönüşümsüz bir şey. Ee, orada ağzı bantlanarak bırakılan bir bebek daha geçen hafta. Ben sizlerle burada böyle çok vakit geçirince o bebeklere de çok özel ve ayrı bir ilgi duyuyorum. E çünkü biliyorum ki 20'li yaşlarına geldiklerinde onlar da tıpkı senin burada olduğun gibi... Anne babalarını arama çalışmasına evet. girecekler. Kim niye bıraktılar diye. Bu duygusal mektubun ardından, <laughs> efendim anne, e, ne kadar zaman sonra bunun tarihini yazmamışsınız arkadaşlar. E, şişli Cumhuriyet Başsavcılığına hitaben bir e, yazı daha yazıyor. Bakın Cumhuriyet Başsavcılığına Şişli. İşte adını da biz bu annenin buradan öğreniyoruz. Ben Nurten Çınar. 9 Haziran Salı günü Şişli Etvar Hastanesi'ne bırakmıştım çocuğumu. Fakat bir bunalım neticesiyle kendimde değildim. Maddi ve manevi durumum elverişli olmadığı nedenle ve eşimle tartıştıktan sonra böyle bir duruma başvurmak zorunda kaldım. Şimdi ise pişmanlık duyup çocuğumu geri almak istiyorum. Çocuğum şu anda Darül acizede tutulmaktadır. Arz ederim çocuğumuz kızdır bir buçuk aylık diye not düşmüş. Ve altına da adresini yazmış. Ee, orada babasının da imzası var ama babasının adı var mı? Niye verdiniz bana? Ondan bahsetmiyor. Demek Babanın ki babası, adı var mı? Babasıyla barışmışlar herhalde. Babanın imzası var ama herhalde barışmışlar. Yani hem annen hem baban gitmiş demek ki. Evet. Çünkü ben bırakmıştım diyor. Sonra da diyor ki şimdi ise ya yani çocuğumuz kızdır bir buçuk aylıktır dediğine göre. Anne babanın da imzası var ama sadece annem kendi adını yazmış Nurten Çınar. Altına da bir adres yazmış. Halide Edip adı var mahallesi Melikşah Sokak, No. 68 Şişli İstanbul. Evet. Gittin mi bu adrese? Evet bir ay önce gittim ee, ama o adreste öyle biri yoktu. Yani evet. e, 25 sene önce de oturmamış orada öyle biri. Muhtarlığa evet, evet, da gittik. Ev duruyor mu orada? Efendim? Ev, ev duruyor mu acaba? Ev duruyor tabii. Ev duruyor ama 25 sene önce kimin oturduğunu biliyorlar mı? Yok bilmiyor kimse. Ve muhtarlığa da gittik soruşturduk. E, muhtarlık da öyle bir hani e, kadın oturmadı dedi. Yok yani Kaydı öyle yoktur demiştir. Yani muhtar tek tek hangi evde kimin oturduğunu Tabii. bilmez de hı hı. böyle bir kayıt yok demiştir evet. de size. Hı hı. Tabii efendim 25 yıl öncesinden bahsediyoruz. Evet. Ee, benim niyetim zaten Nurten Hanım'ın e, ve o sırada evli olduğunu söylüyor. Yani evet. bir evlilik neticesinde doğduğunu anlatıyor. Evet. Ee, eşim hep eşim eşim diye bahsediyor. Artık hani resmi nikah var mı yok mu orasını bilemiyoruz ama. Demek ki bir evlilik adı altında bir beraberlik var. Sen dünyaya geliyorsun. Karı koca arasında nasıl bir sıkıntı yaşandıysa annen seni hastaneye bırakıyor. Geri dönüyor. Evet. Bunun, bunun tarihi ne arkadaşlar? Ee, savcılığa başvurma tarihi. Hangisi? 15 Haziran 92. Aa, hemen gelmiş. Evet bir buçuk ay sonra. Yo olur mu? 9 Haziran'da bırakmış seni. 15 Haziran'da gelmiş. 6 gün sonra. sonra. Yani 7 gün bir tam bir hafta sonra gitmiş. Evet. Demek ki hastaneye gitti de öyle cezaya verdik dediler. Sonra da sen savcıya git dediler. Savcılığa başvurmuş. E bunun peki savcılıktan sonuç ne çıkmış? Aslında 7 gün olmuş yardımcıda olabilirlerdi. Şimdi bir buçuk aylıkken bırakıyor, mektupla da bir buçuk aylık evet. diyor, fark ediyorsanız. Yani Tam bir buçuk aylıkken bırakıyor sonra pişman ama 7 gün sonra e, babanla birlikte gidip Cumhuriyet Savcılığına başvuruyor. Biz çocuğumuzu geri istiyoruz Hı -hı. diyor. Ama seni o sırada evet. ne zaman evlatlık vermişler seni? Hemen vermişler mi? Hemen vermişler. 6 <laughs> ay sonra da annemlere dilekçe e, geliyor. Hani böyle bir e, savcılık kağıdı bize ulaştı diye. Annemleri tekrardan geri çağırıyorlar gelin diye. E, onlar da aldıkları için yasal olarak verilmiyor. Onlara da bir şey söylemiyorlar. Seni yani devletizeye bırakır, verilir verilmez sen hemen evlatlık mı verilmişsin? Evet. Hı hı. Tabii o işlemler sürene kadar demek ki 6 ay geçti. 6 ay sonra aileyi arayıp böyle bir şey var dediler. Hı hı. Onlar da seni resmi olarak mahkeme kanalıyla evet. evlat edindikleri için e, ne yapacaklar çocuğu? Bir de alt ay baktığın çocuğu nasıl geri vereceksin? Evet. Yalnız şu var şimdi ben o yazıda gördüğüm kadarıyla savcının ismi, savcılık mührü falan var. Hı. Yani kayda alınmış. Alınmış canım. E, kayda alınmış. Alınmış işte alındıktan... ki... o aileye kayıtta gitmiştir. Evet. Abi. Evet diyoruz ya. Evet. Yani mümkündür ki Sayın Cumhuriyet Savcısı annenizi dilekçe sahibi olarak çağırıp bir yazılı beyanını almıştır. Bu numaradan savcılık kaleminden takip edilirse Müge Hanım. Belki annenin daha... Şey etmiş işte. Hayır savcılıkta dosyayı bulabildin mi? Yok bulmadım. Ha. Yani belki özel bir takiple o dosyadan bir bilgi alınabilir. O zaman daha geniş bilgiye sahip olmalı. 25 sene olabilir. öncesi hiç bilgisayarda olmadığı için hiçbir şey yapamaz. O zaman bilgisayar yok 92'de. Hiçbir şey yapılamaz yani. Daha onların o geçmediği için. Eğer arşivde dosyalar <laughs> duruyorsa bir şans eseri bir takım ışık doğabilir. İnşallah. Ama zaten var her şey. Yani. yani orada da bu adresi verecek. Halide Edip var Mahallesi, Melikşah Sokak, No: 68, Şişli, İstanbul. Annenin adı da Nurten Çınar. Ee, e, o babanın adını bilemiyoruz. Kendileri oturmamış da acaba o adreste oturan bir aileyle birlikte orada yardımcı olarak muhtarlığa kaydını geçirmemiş olabilir. O biliyorsunuz yeni çıktı o yasalar. O, 15 gün içinde bildirmeniz lazım falan diyor O Hayır, dönem öyle değildi. o o adresteki bir aileye Yardımcı kadın olarak orada bulunmuş olabilir Bilmiyorum. mi? Yani, yani o da. Mi? Yani orası şimdi da yardımcı bütün kadın falan e, her şey. Değil. Bütün her şey var. Evet. Annesi var, babası var, yazalı evlilik falan, pişman olunmuş bir hafta sonra gelinmiş. Şimdi yayının etkisi gözükecek. İnşallah. Yani, e, yani bu gayet e, annem, netice anne alınması baba, ümitli bir durum. Yakınları ya da kendileri izliyorlardır. Evet. Haber gelecek. Ben çok umutluyum Gül. Niye İnşallah. aileni arıyorsun Gül? Merak ediyorum. Bir de o dosyayı savcılık kağıdına ulaştıktan sonra daha çok merakım arttı. Hani eğer annem beni bulmak için çaba sarf etmişse ben de onu bulmak için çaba sarf etmem lazım diye düşünüyorum. Sen e, evlatlık verildiğin ailede nasıl yetiştin? Çok iyi yani aşırı. Belki onlarda olsaydım bu kadar iyi olmazdı. Öyle mi? <laughs> hayattalar mı onlarda? Evet hayattalar. İzliyorlar seni. Evet izliyorlar. Desteklediler mi ailenin bulma çabanı? <laughs> evet. Ailem yani herkes beni destekledi şu Ne kadar güzel. Peki sana nasıl bahsettiler e, evlat edinildiğini? En baştan beri biliyor muydun? Yok bilmiyordum. E, 20 yaşındayken öğrendim bunu. Öyle mi? Çok ne? Evet. evet bayağı iyiydi. E, ama o zaman pek inanmamıştım. Çünkü ailem hani e, ee, o duyguyu pek bana yaşattırmadı, hissettirmedi. O zaman hiç söyleyen de olmamış. Ya oldu tabii ki ama ben inanmadım. Çünkü hani küçüklük resimlerim falan vardı. Hep e, onları inkar ediyordum aile onlara karşı. Hani benim annem onlar, öyle bir şey yok falan diye inkar ettim hep. Ama 20 yaşındayken öğrendikten sonra doğruymuş demek ki dedim. Peki 20 yaşında öğrendikten sonra hayatında bir değişiklik oldu mu? Yok olmadı çünkü öyle bir anne babam var yani. Onlar için hiçbir sıkıntım olmadı. Canım yani benim ya çok da çok da böyle güler yüzlü. Çok. E, bazen insanlar bunu çok kolay kaldıramıyorlar görüyoruz. Hani kaç yaşında nasıl söylenmesi gerektiği konusunda da tartışmalar var ya aslında o yüzden soruyorum biraz da her gelene e, kendi şeyimi yapıyorum. Kendi anket çalışmamı yapıyorum. Acaba nasıl olabilir? <laughs> nasıl olur? Ya biraz insanın karakteriyle de alakalı aslında her şeyi atlatmak da. Ama böyle birileri çok gene biliyorsunuz hep şikayetçiyiz ya. Evlatlık verilen çocukları birileri fısır fısır söylüyor genç yaşlarda, erken yaşlarda. Bu vicdanla ilgili mesela. Allah onların cezalarını versin. Yani Bak bu kadar açık insanlar. ve net söylüyorum yani. Ben eğer bir çocuğu evlat ediniyorsam ve bunu ona ben ne zaman söylemek istiyorsam kardeşim, beri almamış mıyım o çocuğu? Benim değil mi o çocuk evet. artık? Ne zaman istersem o zaman söylerim. Üçüncü kişilere halt etmek düşer yani. Vazifeleriymiş gibi söylüyorlar. Yani o, öyle bir yok. şey öyle bir şey yok hayatta. O yüzden de e, ben kızıyorum öyle şeylerin söylenmesini. hiç